Merhaba arkadaşlar. A101'de satılacak olan Joy Plus Bluetooth kulaklığı inceliyoruz. İyi seyirler. Cihazın satış fiyatından bahsedelim. Cihaz 6 Şubat 2020 tarihinde tüm A101 mağazalarında 49,95 TL fiyatıyla satışa sunulacak. Daha önce incelediğimiz cihazların alternatif satış mağazaları bulunuyordu. Ancak bu cihazı A101 dışında herhangi bir yerde bulmanız biraz zor olabilir. Çünkü arama motorlarında arattığınızda A101 dışında herhangi bir yerden satışının bulunmadığını görebilirsiniz. Eğer bu konu hakkında bilgi sahibiyseniz bunu videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Cihaz 2 yıl garanti kapsamında olduğu için kutusunu ve satın aldığınız fişi saklamayı unutmayın. Bunun yanında satın aldığınız cihazda sorun yaşama ihtimaline karşı iade işlemi için yine fişinizi kaybetmeyin. Cihazı satın aldığınızda görmüş olduğunuz koruma poşetinin sağlam olduğuna dikkat edin. Aksi takdirde kullanılmış ya da açılmış bir cihazı satın almış olabilirsiniz. Şimdi cihazımızın kutu açılışını yaparak incelemeye başlayalım. Koruma poşetini açtıktan sonra kulaklıklarla birlikte şarj kutusu, şarj kablosu, garanti belgesi, şarj kutusu için koruma kılıfı ve taşıma kelepçesi karşımıza çıkıyor. Kutu içeriğinde kullanım kılavuzunun çıkmadığını da belirtmeliyim. Kulaklığın kalitesi ve paket içeriğine değinecek olursak daha önce incelemesini yaptığımız Pirana kablosuz kulaklıktan daha kaliteli olduğunu söylemeliyim. Ancak şarj süresi ve ses kalitesi ile ilgili bilgilere daha sonra değineceğiz. Kutu içeriğinde gönderilen koruma kılıfı ve taşıma kelepçesi de kullanım durumuna göre işinize yarayabilir. Cihazın kılıfına bakalım. Kılıf yumuşak ve şarj kutusunu saran bir yapıda olmasından dolayı cihazınızı küçük darbe ve çiziklere karşı koruyabilecek potansiyelde. Kılıfın şarj kutusunu güzel bir şekilde sarması da şarj kutusunun kılıf içinden çıkmasını engelleyecektir. Taşıma kelepçesini kullanabilmeniz için şarj kutusunu mutlaka kılıfa yerleştirmeniz gerekiyor. Çünkü şarj kutusunda taşıma kelepçesi için bağlantı bölümü bulunmamaktadır. Gri bölümü geriye doğru iterek bağlantısını sağlayabilirsiniz. Şimdi şarj kutusuna bakalım. Şarj kutusunun alt tarafında şarj bağlantı yuvası, arka tarafında ise kulaklıkların şarjını başlatmak için açma kapama tuşu bulunuyor. Şarj kutusunun üst bölümündeki kapağı kaldırmanız halinde kulaklıkları çıkarabilir ya da şarj etmek için yerine geri takabilirsiniz. Kulaklıkları şarj etmek için kulaklıkları yerine yerleştirdikten sonra arka bölümdeki düğmeye basmanız halinde şarj etme işlemini başlatabilirsiniz. Başlama işlemini kutuda yanan mavi ışıktan ve şarj kutusunun kapağını kaldırdıktan sonra kulaklıkların sürekli yanan kırmızı ışığından anlayabilirsiniz. Kulaklıkların dolum işlemi tamamlandığında tüm ışıklar sönecektir. Şarj kutusunu şarj etmek için gönderilen Android data kablosunu ister telefon adaptörüyle, isterseniz de bilgisayarınızda bulunan USB bağlantı bölümünden yapabilirsiniz. Şarj kutusunun şarj olduğunu yanıp sönen kırmızı ışıktan, dolumun tamamlandığını ise yanıp sönen kırmızı ışığın sabit olarak yanmasından anlayabilirsiniz. Sıra geldi tahmini kullanım bilgilerine. Kullanım bilgileriyle ilgili herhangi bir bilgiye maalesef ulaşamadım. Yaptığım denemelerden elde ettiğim bilgileri sizinle paylaşayım. Şarj kutusunun şarj olma süresi yaklaşık 1 saat 30 dakika. Kulaklıkların şarj olma süresi yaklaşık 45 dakika. Kulaklıkların tam dolu halde kullanım süresi 1 saat 45 dakika. Şarj kutusunun tam dolu halde kulaklıkları şarj etme sayısı 3 ya da 4 kez. Bu arada bu kullanım ile ilgili bilgilerin telefon görüşmesi, video izleme veya şarkı dinleme süresi ya da ses seviyesine göre değişiklik göstereceğini unutmayın. Şimdi sıra telefon bağlantısının nasıl yapılacağında. İlk olarak kulaklıklarınızdan sadece birinin üzerinde bulunan tuşa 3 saniye kadar basılı tutup açın. Yanıp sönen ışıktan ya da kulağınızdaysa gelen uyarı sesinden açıldığını anlayabilirsiniz. Bu arada uyarı seslerinin İngilizce olduğunu belirtmeliyim. Ardından telefonunuzun ayarlar bölümünden Bluetooth bölümüne giriş yapın ve Bluetooth özelliğini aktifleştirin. Birkaç saniye içinde telefonunuzun Bluetooth aygıtlar listesinde i9s kulaklığınız görünecektir. Bu arada benim gibi iPhone kullanan arkadaşlar ilk bağlantı anında belki şaşırabilirler.
çünkü iPhone kulaklığı AirPods olarak algıladı. iPhone kullananlar için kulaklık ve şarj kutusunun şarj durumunu direkt telefonunuzdan yüzde olarak öğrenebilirsiniz. Bunun için alt menüyü açtıktan sonra müzik çalar bölümünün sağ üst tarafında bulunan mavi ikona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Listeden kulaklığınızı bulup tıklayın ve bağlanmalarını bekleyin. Bir kulaklıkla bağlantı sağlandıktan sonra artık diğer kulaklığı da açabilirsiniz. Bu tarz kulaklıklarda eşleşme yaparken sadece bir kulaklığı eşleştirmeniz yetiyor. İki kulaklığı da telefonunuza eşleştirmeniz halinde kulaklıklardan sadece birini kullanabileceğinizi unutmayın. Bu arada eşleşme öncesi yanan ışıkların, kulaklıklarla telefonu eşleştirdikten sonra müzik dinleme ya da telefon görüşmesi esnasında yanmadığının bilgisini de verelim. Telefon görüşmesi ve ses kalitesinden bahsedelim. Cihazın ses kalitesinin çok iyi olduğunu belirtmem gerek. Cızırtısız ve stereo olarak gelen ses gerçekten çok net ve canlıydı. Fiyatından beklenmeyecek bir performans sergilediğini belirtmeliyim. Video izleme esnasında ses kalitesi de yine oldukça iyi. Ancak videolarda yaşanan ses gecikme durumunun yaşanması bu kulaklığın olumsuz yanı olduğunu söylemeliyim. Telefon görüşmesi de iyi sayılabilecek seviyede. Görüşme sırasında sesiniz iyi bir şekilde aktarılıyor ve karşı tarafın sizi duyması gibi bir sorun yaşamıyorsunuz. İşin özüne gelecek olursak, fiyatına göre ses ve malzeme kalitesi oldukça iyi. Daha fazla kalite bekleyenler için ellerini biraz daha ceplerine atmaları gerekiyor. Karar sizin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yine videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, soru ve önerilerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.